Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir günde herkese merhaba diyorum. Şu an saat kaç onu bilmiyorum ama çocuklarla birlikte izin var. Bugün serbest çocuklara. Biz de sitenin bahçesinde hem spor yapacağız hem de oynayacağız. Onlar oynamaya başladılar bile. Şöyle göstereyim size. Kalyon stadyumu. Çiçekler. Güzelim çiçekler. Ve tabii ki adımlayacağım. Efendim. Merdiven çıkacağım. Esma gel bakalım. Esma tehlikeli işler yapıyor. Bak fıstık ağaçları da var Esma. Cami. Anne. Düşersin. Dikkatli. Dikkatli. Ver elini. Dikkatli. Biz Esma'yla sallanıyoruz. Elif Gökçe bisiklete binecek. Bugün onların günü. Böyle çocuklar. Elif bisikletini düzgün yere park eder misin Elif Gökçe? Biz çoktan beri geldik arkadaşlar dışarıdan ve size yemek yemeğimi göstermek istiyorum. Bulgur pilavım var. Şöyle yakın çekim göstermek istedim. Şöyle. Şeyim var, yoğurdum var bir kase ve bol söğüş salata yiyeceğim. Ve ben canım kahvaltılık istedi yani. Oruçtan dolayı mı? Sızlıyordum. Şöyle üzerine açmadım ama iftar az bir zaman. Tereyağı da yiyeceğim. Peynirim bitmiş. Zeytin 3 çeşit. Yani birazcık tadacağım böyle. Şöyle göstermek isteyeyim size. Eşime türlü yaptım onu tabağına alsın diye. Bugün biraz yorgun bitkinim. Çocukların yoruşunda değil, oturdum bugün. Esma benim de kucağımda uyudu ama Elif arkadaşıyla oynadı. Farklı bir işten dolayı böyle yorgunum. Çorbamız da hazır, eşimin çorbası. Biraz da buradan anlatayım. Şimdi salata çok önemli. Şimdi oruçluyuz ya, suyumuzu içtik, içiyoruz. Bir de sebzelerle böyle su ihtiyacını karşılırsak daha iyi olur, daha sağlıklı olur. Yoğurdumu da yiyeceğim çünkü kalsiyuma da ihtiyacım var. Bayağı bir diş kanalamalarım oluyor. Neden oluyor da bilemiyorum. Şifalanıyorum herhalde. Bayağı bir şifalanma oldu bende. İnşallah 3 günlük oruçlarımda Rabbim hep bu Ramazan ayında dua ediyorum. 3 günlük oruçları tutmayı da nasip etsin. 3 kez tutacağım. 3 herkes tutacağım. Ne bileyim ya, Rabbim tutmayı nasip olsun. Niyetimi bozmuyorum. Çünkü bugün oruç beni bayağı bir yordu bu böyle. Sıcaklar da başladı. Biraz hava sıcak oldu. Ama en büyük istemim karaciğer temizliği yapmak yani. Benim de o temizliği yapmak. Vücudumu şifalanmışken geri dönmek istemiyorum. Hep bu aklıma gelecek. Gerekirse 3 güne de yatarım ama dışarı çıkmam dermişim ama işte iş çıkmakla olmuyor. İş iradede. Dişlerim etlerim neden kanadığını da bilmiyorum. Hep böyle bir kanama var. Güzelce yemeğimi yiyeceğim, sporumu yapacağım inşallah. Bugün yapmasam daha iyi bir sebepten dolayı, daha iyi gibi olacak dolayı. Bugün günlerden çarşamba. Merhaba arkadaşlar. Kızım geldi. Valla ben şöyle bir bakayım. Elif Gökçen Esma yazmıştı bir kağıda. Onu göstermek istemiştim. Onun okuyunma yazması olmalı gibi. Bakın orada mangal yapıyorlar. Ne kadar güzel. Bakın.
Herkes böyle bu bahçesinde sopa, mangal yapıyor. Böyle şarkılar çalabiliriz. Yani bakın ben size ne yapmıştım? Evet. Size güzel bir duvar. Anladınız mı? Ha, tamam anladınız. O zaman size güzel. Evet. Bak şurada kaymun var. Buraya park etmiş. Şurada da. Eren saklısı çöpü var. Götürüyor. Sonra da oraya park etmiş. Neyse arkadaşlar iftar vakti. Ben böyle biraz çektim size manzara görün diye. Biz de iftarımız açalım. Söyle annem. Mesela size bir şey daha söyleyeyim. Biz mesela balkona çıkıyoruz. Annemiz bize az söylüyor. Sonra da şey yapıyor bize. Biz de asılmıyoruz, sözünü dinliyoruz. Aferin, bugün de dinliyor. Biz dışarı çıkmıştık, bahçeye çıktık. Orada bisiklet sürdük. Parkta oyun oynadık. Benim arkadaşım da vardı. Arkadaş edindik onlar. Aferin. Onu bebeğini getirmiş. Bisiklet yok da. Onunla birlikte güzel güzel oyunlar oynadık. Hadi ablalara iyi akşamlar de. İyi akşamlar de, iyi iftarlar de. İyi iftarlar de. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar sahur yapamayacağım. O kadar başım ağrıyor, o kadar ayaklarım ağrıyor. Halsiz bitkinim ki anlatamam yani. Gidip uyuyacağım. Başımın arkası tekrar yine ağrıyor. Herhangi bir sağlık problemim yok. Özel bir sebepten dolayı böyle. Yani başım, diş köklerim tekrar ağrımaya başladılar. Herhalde şifalanıyorum. Ben ona yoruyorum çünkü ben hiç böyle olmazdım. Şöyle de sizinle biraz akşam geceyi paylaşayım. Eşimi sahur yapacak, onun sofrasını her şeyini hazırladım. Her şey kapaklı. O yediği zaman sadece kapaklarını açacak. Onu da düşünüyorum. O da hayır uyu dedi. Ben sahurumu yapar... şey derim uyurum dedi ama ben ona güvenmiyorum. Neden? O bir uyudum bir daha kalkmıyor, zor kalkıyor. Onu da böyle sahursuz oruç tutmasına gönlüm el vermiyor. Onun öyle bir yapısı var. Mesela işte oruç tutar bir uyudu mu yani iftardan sonra bir uyur bir daha sahura kadar zor kaldırırsın. Ya da işte normal zamanda akşam eve gelir yemeğini yer, yorgundur, köylere gitmiştir göreve. O zaman bir uyur bir daha da kalkmaz. Biz bunu 6 yıldır yaşıyoruz yani. 6 yıl böyle yani. Aslında güzel de bir tarafı var. Uyudum hiç kalkmıyor yani. Dinleniyor vücut. O yüzden güvenmiyorum. Onunkini hazırladım. Eşim duyarlı bu konuda. Git uyu falan dedi. Çünkü diş köklerim, başım. Yani halsizlik, bitkinlik de eklenince böyle oldu. Tokum. Ama bugün beni oruç zorladı. Yani zorladı ama nasıl bir zorladı? Bu ağrılarımın ya da rahatsızlıklarımın oruçla bir alakası yok. Sadece şifalandığımı yorumluyorum ben. Özel sebepten dolayı böyleyim. Çocuklar uyudu. Onlara bugün sitenin içerisi çok iyi geldi. Benim için de yürüyüş yaptım biraz. O benim için geldi. Bakın gerçekten kilo vermek istiyorsak bizim için spor şart. Hele ki benim için daha da bir şart. Fazla enerjimi açık çıkartmalıyım ki vücut yağlarım yansın. İnşallah karaciğer temizliğini de yaparım. Ona da şahit olursunuz burada. Daha ileriki zamanda yani ben şu birkaç gündür şöyle düşünüyorum. Yani neyi bekliyorum ki? Bir karnım var zaten göbek simitler. Şimdiden bir spor programı kendim yapacağım. El işer el işer, yüzer yüzer artırarak böyle squatla, yan simitler çalıştırarak gideceğim. Yani kilo vermişken oralarda sıkılaşsın. Devamını getirir misin? Evet getiririm. Çünkü insan bir alışını bir daha bırakmıyor. Zaten benim hep evdeyim yani. Böyle bir hayatım var. Kesinlikle devamını getiririm. Nasıl ki yürüyüşe daha önce yapamıyordum. Şimdi yürüyorum. Mesela bugün yürümedim ama site içerisinde yürüdüm. Az bir şey oldu. Yani 10-15 dakika gibi bir yürüyüş oldu. Çocuklarla hareket ettim. Yani düşün aylar öncesinde yapmıyordum. Ramazan'la birlikte daha çok hayatıma yürüyüş girdi. Bundan sonra takip ekip devam edeceğim. Çünkü vücut da istiyor yani. Yürüyüşü istiyor, hareket istiyor. Yağ yakımı olmalı. Vücuttaki ne kadar fazla yağ yakarsam o kadar kendimi dinç hissediyor. Mesela ben geçen yıl bu zamanlar 72 kiloyu falandım.
O zaman ayaklarımda ağırlık vardı ve ayaklarım ağrıyordu. Çat çat diyordu mesela diz kapaklarım. Ne zaman ki bir 8 kilo verdi, acaba ayaklarım, dizlerim rahatladı ve artık o ağrı hissetmemeye başladım. Şimdi hiç hissetmiyorum, gayet güzel. Pilatesle de bunları tamamen lastik, elastik gibi bir şey olacak yani. Öyle daha böyle kaslar güçlenecek. Ondan sonra kaşlar güçlendiği için daha da bir rahat hareket edebilir hale geleceğim. Karaciğerimi temizlersem eğer ki inşallah yaparım. 3 günlük oruçlar bazen beni korkutuyor. Açlık değil de psikolojikmen. O zaman daha bir 10 numara olacak. Çünkü vücut her konuda yenilenecek. Cildim yenilenecek, organlarım. Bu karaciğerle birlikte mesane, idrar yolu temizlikleri, bir sürü temizlik var. Gidip gruba bakmanız gerekiyor ama. Onunla birlikte temizlik olacağı için daha da bir gençleşmiş ben olacağım zaten. yaşımı göstermediğimi herkes söylüyor yani, bunu ben de fark ediyorum. Çok yıpranmış bir yüzüm yok, Allah'a şükür vücudum da yok ama ruhen de öyleyim yani, yaşadığımı yansıtıyorum yani. Biraz daha genç olsak kötü olmaz, hiç kötü olmaz. Daha da iyi olur çünkü insan genç, dinamik, enerjik olmalı. Öyle de hissetmeli ve ki herkese faydası olsun. Bugün biraz da üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Gülcan ablacığım, inşallah iyisindir. Yorum yazıyorsun, okuyorum. Biraz mutsuzum. üzüntülüyüm yani o konuda. Rabbim kimseye keder, hastalık, hiçbir şey vermesin. Rabbim hepinizin evine huzur versin. Rabbim kalbinizdekilerini versin. Buradaki şu an beni izleyen insanlar bir amin yazarsanız yorumlara teşekkür ederim. Sayfam ağır ağır genişliyor böyle. Bugünlerde dolar düşünce bizim para da düşüyor. Biraz da moralen ona da canım sıkındı. İzlenmem şu an iyi yani, normal. İnşallah daha da izler, kanalımızı birlikte genişletiniz. Hep birlikte burada motive oluruz. Böyle kanalda açık olunca ben daha bir yaptım programlara odaklı. Mesela size de tavsiye ederim. Gidip bir Instagram hesabı açarsınız. Orada hep paylaşırsınız. Kaçamak yapma şansınız daha çok azalıyor ve kendinizi suçlu hissedersiniz. Bu konuyu yarın değineyim. Bugünlük benden burada. Bu kadar, hakkınızı helal edin. Yani böyle yorgun bitkinim. Yarın görüşürüz.